bu dünyada her şeyi yapıyoruz. Bir tek yapamadığımız bir şey var. O da insan gibi yaşamak. Yani birbirlerine hakaret etmeden, birbirlerini anlayarak, birbirlerine küfür etmeden, birbirlerine saygı duyan bir topluluk olmayı bir tek başaramadık. Bir de şu sosyal medya diye bir şey çıktı. Bir de sosyal medyamız var. Herkes almış eline telefonu, Oradan beriki öbürüne küfür ediyor. Buradan buradaki öbürüne küfür ediyor. Oradan bir başkası bir başkasına küfür ediyor. Yani küfür etmek için de hiçbir gerekçe yok yani. Sadece sosyal medyada görmüş olduğu resmi, videosu ya da paylaşmış olduğu küçücük bir mesajı insanı çileden çıkartmaya yetiyor. Her şeyi yapıyorsunuz. Bir tek insan gibi yaşamayı beceremiyorsunuz. Ya karşınızdaki kişi senin sevdiğin şeyi sevmek zorunda mı? Senin beğendiğin rengi beğenmek zorunda mı? Senin düşündüğün gibi düşünmek zorunda mı? Onu anlamaya çalışsan ya da desen ki ya bana ne? Kendi hayatı kendi seçimi. Neden bununla ben kavga edeyim? Niye küfür edeyim? Elinize telefonu alıyorsunuz. Bir tanesi sağ kesim olmuş, birisi sol kesim olmuş. Bir taraf Erdoğancı olmuş, bir taraf CHP'li olmuş. Birbirlerine küfür ediyorlar. Bir bir sanatçı çıkmış oradan Recep Tayyip Erdoğan için güzel sözler sarf etmiş. İyi bir lider, saygıdeğer bir lider. Ülkeyi güzel bir konuma getirmiş. Öbür taraftan ne kadar CHP'li varsa almış o resimleri paylaşmışlar. Basıyorlarda küfürü basıyorlarda edepsiz, ahlaksız böyle ağzı alınamayacak kelimeler. Sol taraftan bir kesim almış. Sağ tarafın herhangi bir e, sanatçısını onlar paylaşmışlar. Bu sefer başlamışlar. Erdoğan tarafındakiler terbiyesiz, ahlaksız, dinsiz, imansız. Onlar da onlara küfür ediyorlar. Ya yani şimdi bir zebra hikayesi var biliyorsunuz arkadaşlar. Hani zebra. Bir grup zebra sağdan geliyor, bir grup da soldan geliyor. Sağdan gelen zebralar diyor ki aa karşı taraftakilere bak onlar diyor siyah çizgili. Bizden değil. Biz beyaz çizgiliyiz. Karşı tarafta sol taraftaki zebra da diyor ki ne? Aa karşıdaki zebralara bak diyor. Onlar diyor beyaz çizgili, biz siyah çizgiliyiz. Onlar bizden değil. Birbirleriyle savaşmaya tutuşuyorlar. Ya sen de zebrasın, sen de zebrasın. Seni de Allah yarattı, seni de Allah yarattı. 20-30-40 sene sonra sen de öleceksin, sen de öleceksin. Birbirlerinizle kavga etmek, birbirlerinizle küfür, hakaret etmek ne diye yani? Ya bir şeyi beğenmiyorsan geç git. Neden küfürler, hakaretler yapıyorsun? Ağza alınmadık. Ya ben sosyal medyada yani bir mesaj gördüm. Şimdi açayım. Sibel Can'ın bir mesajı var. Size göstereyim bir saniye. Ya altındaki bakın. ne Sibel Can ne demiş bakın. Bu ülkeyi uçurumun eşiğinden kurtarıp dünyanın gündemine taşıdığı için mi Erdoğan'a düşmanca saldırıyorsunuz demiş. Belki kendisi demiş belki dememiş. Tam kesin değil onu da bakın göstereyim size. Gördünüz. Şimdi bunu burada yani bunu demek istediğim bakın 180 tane yorum var. Bunu CHP'li bir grup alıyor, paylaşıyor. Hemen arkasında altından gelen yorumlara bakın. Bir tane düzgün var mı? Yanlış yoldasın Sibelim, yarı yoldan dön bence yoksa kemik bitecek. Yürü kız be, sen eksiktin. Yarın kaybederse bakalım ne yapacaksın? Sanatçı dediğin sanatıyla anılır sayın Sibelcan Hanım. Ülkeyi çok iyi bir seviyeden bu da bir başkası. Ülkeyi çok iyi bir seviyeden alıp uçurma uçurma sürüklediğinden haberi yok galiba bu sanatçı müsveddesinin. Bir sonrakisi kukla. Bir sonraki seni de mi yalaka pislik yağcı mahluk. Bir sonraki soytarı tuzun kuru. Bir sonraki beyni beyninin olmadığını sözleriyle tarif ediyorsun. Gözüyon, gözlüğün kör ol, olmadığı, duymadığını çaba Caba demek ki bu kadar muhtaç durumdasın. Yanlış ata oynuyorsun. Pişman olacaksın. Harfleri seçmekte zor oluyor. Çünkü burada tuşlar yazarken ö, i karışık yazılıyor. Harfler eksik yazıyorlar. Sonra ben burada konuşuyorum diye okumayı da bilmiyor. Cahil falan filan diye bir şeyler. Oradan da yani bahane bulursunuz. Yani hakaret etme bahaneniz var da. Ben o yüzden size söylüyorum. Bahane herhangi bir şey bulmadan önce insan gibi dostça güzelce bir yaşamayı öğrenelim. Yani insan olarak. Bir tanesi yazmış sende mi? Bir tanesi hadi oradan yalaka. Bir başkası. Altı yola geri dönersin. Bunu cahil kafana sok. Bir tanesi yazmış pislik nokta 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 onu okuyamıyorum. O kadar terbiyesiz. Uzun hikaye döktürmüş birisi. Birisi bilmem ne fahişe bilmem ne yani nokta nokta arkasına bak bir de Allah senin ve onların belasını versin sürtük. Bak hem Allah'ın ismi geçiyor orada. Hem bilmem nokta nokta bir dünya küfür var. Arkasından ya bir tanesi yazmış. Ya Allah aşkına herkes biliyor. Sibelcan Atatürkçü. Photoshop bu. Resim. Bunu yapmayın. Bak bir tanesi de yazmış Photoshop bu diye. Ya kardeşim bir tane ahlaksız terbiyesiz birisi alıyor. Oraya bir tane resim atıyor. Altına da kendi kafasına göre bir şey yazıyor. Böyle böyle dedi diye. Arkasından küfürler, salvalar, hakaretler, iftiralar neler neler. Ya kardeşim elinde bir telefonun var diye bütün dünyanın en özgür, en küfürbaz insanı siz mi olmak zorundasınız ya? Stresinizi küfür atarak mı yani küfür yazarak mı atıyorsunuz? Peki öbür dünyaya gittiğinizde ne yapacaksınız? Bunu geçin. Bak bu Sibelcan üzerindendi. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bir de CHP tarafından söyleyeyim. Bak Gamze Akkuş il gezdi. CHP milletvekili. Burada yazmış. Gökten indiğine indiğinde inanılan kitaplara göre hakaret edemeyiz. Şey pardon hareket edemeyiz. Çünkü yazılar hem zor okunuyor hem de harfler. Gökten indiğinde yazmış. Gökten indiğine diyecekti de. Gökten indiğinde inanılan kitaplara göre hareket edemeyiz. Bizim iç tek kitap nutuktur. Nutuk'ta ne Ramazan ayı ne de oruç var. Bak. Sonra bana da demeyin okumayı bilmiyor falan filan diye göstereyim. Ondan sonra kararınızı verin. Bakın. Benim elimde değil yani. Bakın. Orada zaten yazıyorken Gamze Akkuş İlgez altına da AKP ile hiçbir ortak noktamız olamaz. CHP'ye daha yakınız diyen Karamolluoğlu'nun resmini koymuş. Bunları birbirine koyuyor. Facebook'a atıyor. Arkasından Twitter'a Facebook'a küfürler salvalar, hakaretler yani ondan ona paylaşılıyor. Ondan ona paylaşıyor. Günde bir günde ya sabah güneş doğup akşam batana kadar kaç milyon kişi günah çukuruna batıyor ya. Günah çukuru. Bir şey de şunu görüyorsun. Hemen bilmem ne bilmem ne. Şimdi bilmem ne diyorum. Küfür edemiyorum sizin gibi. Nokta 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 kadın. Nokta 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 adam. Ya ne var sanki ne var. Yani bunlar bunlara yani uymak zorunda. Aha bir tane daha sanatçı. Bu da diyelim CHP tarafından sanatçı Oya Başar. Bakın. Ne yazmış? Korkuyorum Osmanlı 2023'te geri dönecek. Bak Erdoğan 2023'te Osmanlı'yı Osmanlı dönemini geri getirecek. Ya Osmanlı dönemi gelsene gelmesene. Ya zaten olmuşsun 50 yaşında bir kadın. Bu lafı eğer söylüyorsa diyorum böyle. Ne 50'si 60 bile var. Belki 10 sene ya yaşarsın ya yaşamazsın. Ya da diyelim 100 sene daha yaşa. Bu lafı böyle bir tweet'e atıp da bütün Türkiye'nin küfürünü yene kadar yani ne gerek var buna? Veyahut da diyelim böyle bir şey yaptın. Taraftar hani neyin peşinde olduğunu bilmiyoruz. Hadi yaptın. Ya kardeşim altında yazan bu mesajlardaki küfürlere insanlar var ya bunu gördükçe haysiyet, ar, adab hiçbir şey kalmamış. Bunu resmen bir kızınız, çocuğunuz olsun 8-10 yaşında okutun. Utanırsınız ya. Bir çocuğunuzu okutamazsınız bunu. Okutabilir misiniz altındaki yorumları? Dedim ya en başta. Her şeyi yapıyoruz. Tek yapamadığımız şey insan gibi geçinmek. İnsan gibi. Küfür etmeden, hakaretsiz, saygılı herkese. Bir tek bunu yapamıyoruz. Örnek olarak da zebraları verdim. Hepiniz insansınız. Biriniz siyah çizgili, biriniz beyaz çizgili diyorsunuz. Halbuki ikinizde de siyah beyaz çizgi var. O öbür tarafta da var aynısı. Hepiniz de aynı Ottan yani oyun aynı besinden yiyorsunuz. Aynı sudan içiyorsunuz. Hepiniz aynı uykuya alıyorsunuz. Hepiniz ölüp gideceksiniz. Hiç kimse sen sağ, sağcısın, sen solcusun diye, sen cehenneme, sen cennete diye bir şey yok. Herkes öldüğünde kendi yapmış olduğu ibadet ve amelleriyle sorguya çekilecek. Bu dünyada hayırlı güzel işler işlediysen öbür dünyada işin kolay. Ama abi, bu resimleri görüp de anne baba çoluk, çocuk, sülale böyle ne kadar küfürler var kaydıysan bütün bu adamların, bu kişilerin hepsinin günahlarını üstleniyorsun. Bütün hepsini vebalini alıyorsun. Sadece bunu, bu bir de, bir de bir de bu sadece Türkiye'de var biliyor musunuz? Bu küfür, hakaret, sen benden değilsin, sen ondansın. Küfürün daniskası Türkiye'de var. Ne Almanya'da, ne İtalya'da, ne Fransa'da, hiçbir yerde yok. Sevmedi bir adam mı çıkmış Almanya'da? Sevmedi bir adam mı? Ya, ya Boşver ya. Kötü bir adam bile değil. Ya, takmayın onu. Böyle konuşmaz. Böyle yapar Almanlar genelde. Hepsini Böyle yaparlar. Hiçbir şey yapmazlar. Ya arkadaşım ne var yani? İster sev ister sevme. Atmış bir tweet. Ya da diyelim ki ne? O da aynı şekilde. Niye milletin hani küfürünü ya da insanların e, dikkatini çekecek, insanlar üzecek, kıracak tweetler peşinde koşuyorsun? Gökten indiğine bak. Bir tane Gamze İlgezdi'nin o atmış olduğu tweet gerçek. Çünkü kendi resmi sitesinden atılmış. Biz gökten indiğine inanılan kitaplara göre uyacak değiliz. Biz Nut'a göre, Nut'ukta da Ramazan ve oruç yok diye kendisi atmış. Nutuk dediği Atatürk'ü kastediyor. Ya kardeşim %99 bu ülke Müslüman diye geçiniyor. %99. Öyle geçiniz. Öyleyiz yani. Nereden baksan CHP taraftarı bile olan %30-%40 bu tweet'i attığında bak attığında çoğusu gerçek olduğuna inanmıyor. Yanında at onları o bile sana küfür edecek. Kendi taraftarın bile yanında atmış olsan. Yani bunu bile bile neden atıyorsun? Millete küfüre neye teşvik ediyorsun? Aynı şekilde o şahıslar da gördün böyle bir şeyi. Uyma kardeşim uyma ya. Bana uzak Allah'a yakın ol. Allah seni ıslah etsin diye. Öyle de geç. Bu yani karısına, kızına, yani kocasına, bütün sülalesine orada yazan küfürleri ben okuyamıyorum size. Ben orada bir tane Can'ın küfürlerini hani nokta nokta söyledim. Yarısını okuyamadım. Okuyamıyorum ya. Milyarlarca küfür. Akşama kadar